Merhaba, Mekan ve İnsan'ın 276. bölümüyle tekrar karşınızdayız. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Yenileniyor Projesi'nden Şiba Tek Akdağ ile birlikteyiz. Kendisi İstanbul Üniversitesi Büyükşehir Planlaması ve Yönetimi Programı'nda Doçent Doktor Mete Başar Baypınar danışmanlığında bir yüksek lisans tezi hazırladı. Yüksek lisans tezinin başlığı şu şekilde: Kentsel dönüşümde uzlaşma süreçleri ve blok zincir uygulamaları yoluyla performansın iyileştirilmesi ve pek çok disiplinin de bir arada olduğu bir çalışma yaparak, daha doğrusu interdisipliner bir çalışma yaparak bu yüksek lisans tezini gerçekleştirmiş. Hakikaten çok meşakkatli bir iş. Bugün kendisiyle de konuştuğumuz zaman muhakkak sizler de çok daha iyi vakıf olacaksınız. Bugün ben de öğrenciyim aslında, çünkü çok bildiğim bir yerden gelmiyor. Kentsel dönüşümde uzlaşmak mümkün mü? Kentsel dönüşüme dair uzlaşıyla ilgili neler yapılabilir konusunda Şiba bir model aslında ortaya koyuyor. Biz de bugün o modeli konuşuyor olacağız. Şiba, hoş geldiniz. Hoş buldum hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Hemen sorularıma geçmeden önce bir duyuruyla başlamak isterim. Medyascope'a abone olursanız ve bu videoyu paylaşıp beğenirseniz, yorum yazarsanız, bunlar sayesinde bizler biliyorsunuz ki daha çok kişiye ulaşabiliyoruz ve böylelikle izlemek isteyen, öğrenmek isteyen herkese vesile olmuş olursunuz. Şimdiden abone olduğunuz, paylaştığınız, beğendiğiniz ve yorum yazdığınız için teşekkür ederiz. Sevgili Şiba, hemen ben sorularımla başlayayım. Keza hakikaten çok bir yüksek lisans tezi için kapsamlı ve arkasında çok ciddi bir iş yükünün olduğu, çalışma olduğu belli. Sözün çoğunluğunu size bırakmak istiyorum. Şimdi kentsel dönüşüm aslında hakikaten bugün özellikle büyük kentlerde ciddi bir problem. Keza mevcut yapısal sistemlerin yıkılarak yeniden dönüşümden söz ediyorsak, uzlaşma çok başka bir noktada da önem kazanıyor. Tüm maliklerin birbirleriyle uzlaşması kadar aynı zamanda kentsel dönüşümü gerçekleştirecek olan uygulayıcıyla da uzlaşmak gerekiyor. Ama bir de siz anlatın istiyorum ben. Bu konuyu çalışmaya karar vermeden evvel muhakkak arka tarafta kentsel dönüşümde uzlaşmanın önemine dair belki de benim şimdi görebildiğimden çok daha farklı detaylar gördünüz. Genel olarak ne gibi sorunlarla karşılaşılıyor? Uzlaşma olmadığında kentsel dönüşümün önünde bazı engeller var mı ya da ne gibi engeller var diyerek böyle genel bir soruyla isterseniz çerçeveyi yavaş yavaş çizelim. Buyurun. Tabii ki. Şimdi yakın zamanda ne yazık ki çok kötü bir deprem yaşadık 6 Şubat'ta ve yaklaşık 50 bin, resmi rakamlara göre 50 bin vatandaşımızı kaybettik. Ve bu depremden sonra aslında yani deprem bize şunu hatırlattı: kentsel dönüşüm stratejik bir amaç. Depremle mücadelede stratejik bir amaç. Dolayısıyla burada vatandaşlarımızın can ve mal kaybını önlemek amacıyla kullanabileceğimiz önemli bir etmen. Ancak burada da çeşitli faktörler devreye giriyor. Yani zaman içerisinde finansal maliyetlerin artması ya da hak sahipleri arasında mülkiyet problemlerinin yaşanması gibi durumlarda uzlaşma süreçleri çıkmaza girebiliyor. Mesela yakın zamanda bizim İstanbul Yenileniyor Projesi kapsamında konuşacak olursak, yani proje kapsamında 39 ilçeye bizler hizmet veriyoruz 5 Temmuz 2021 itibariyle. Ama buradaki dönüşüm potansiyeline baktığımız zaman Beşiktaş, Sarıyer, Bakırköy ve Kadıköy gibi ilçeler, yani bu ilçeler satış değerleri yüksek olup, bir ortalama birim satış değerleri yüksek olup, dolayısıyla da proje maliyetini satış değerleriyle feasible hale dönüştürebilen ilçeler. Bu ilçelerde dönüşüm gerçekleşirken diğer ilçelerde ne yazık ki hani bu kadar hızlı bir şekilde dönüşüm gerçekleşmiyor. Bir diğer durum da yine burada müzakerenin dansı modeline göre, ADEYR ve BİRET'in yapmış olduğu müzakerenin dansı modeline göre hak sahiplerinin üzerinden belli analizlere gitmek gerekiyor. Yani burada paydaşları net olarak tanımlayabilmek gerekiyor. Bunun için pozisyonların, yani paydaşların pozisyonlarının belirlenmesi gerekiyor. Bu pozisyonlara yönelik onların taleplerinin saptanması gerekiyor.
ardından analiz yapılması gerekiyor ve en son aşamada da bir anlaşmaya varılması gerekiyor. Ama burada en temel problemlerden biri de ne yazık ki bu modele göre yani hak sahiplerinin net pozisyonları belirlenemediğinden kentsel dönüşümdeki uzlaşma süreci sıfır toplamlı oyun üzerinden ilerliyor. Yani burada aslında yüklenici firmalar ve vatandaşlar, hak sahipler arasında bir kazan kaybet oyunu ne yazık ki gündemde. Ve şöyle bir konu daha var. Yine mülk özelinden bakacak olursak da yine proje kapsamından örnek vermek istiyorum. Mesela apartman projelerini ve site projelerini ele alalım. Farz-ı misal 2021 Ekim ayında bize başvuru yapan Derya Apartmanı 21 bağımsız bölümden oluşuyor. Ve biz bu apartmana 2021 Kasım ayında ön teklif iletiyoruz. Ve burada hak sahipleri Ocak 2021 yılında artık projelendirme aşamasına geçebiliyorlar. Arada uzun bir döngü var. Yani Ekim 2021'den Ocak 2022'ye kadar bir süreç var ve en sonunda anlaşamıyorlar, sistemden çekiliyorlar. Yine farklı bir örnek olarak site projesine bakacak olursak da Ataşehir'den mesela Yakut Sitesi isimli bir sitemiz 22 bloklu ve 397 bağımsız bölümden oluşan bir site. Burada da hak sahipleri Ocak 2022'den itibaren süreçleri başlıyor ama hala uzlaşma aşamasına için imza toparlayamamış durumdalar. Yani dolayısıyla burada hak sahiplerin kendi arasında temel olarak yani sistem uygulama açısından baktığımızda 2/3 oranının sağlanması burada ilk etapta en temel problem. Hak sahipleri bir araya gelemiyor. Hak sahipleri bir araya gelemediği için de süreç ilerleyemiyor. Çünkü hani her kafadan bir ses çıkıyor ve uzlaşamıyorlar. Dolayısıyla da bu kapsamda da depremden sonra yani ilk etapta bizim İstanbul yenileniyor kapsamında sistemimizde yaklaşık 8 hani genel müdürümüz Ali Bey'in söylemiş olduğu rakamlar üzerinden önceden vermiş olduğu konuşmalar üzerinden söyleyecek olursam 8600 ya da 9000 civarı başvuru sayısı varken bu depremden sonra hızla ilk etapta 26000 olmak üzere yani hızla artarken burada hak sahipleri aslında 2/3 uzlaşma sürecini tamamlayamadığı için fazlar arası uzlaşma sürecini tamamlayamadığı için dönüşemiyorlar. Böyle bir problem söz konusu. Dolayısıyla ben de yapmış olduğum test çalışmamda burada hak sahiplerinin uzlaşma sürecini hızlandırmaya yönelik aslında nasıl bir aksiyon alınması gerekiyor bunu vurguladım. Peki, şimdi aslında bu söylediğiniz kısım sanırım kentsel dönüşümü kenardan köşeden değinmiş, değmek zorunda kalmış ya da etrafında olan bitenle ilgili olarak sağdan soldan bilgi alan herkesin az çok bilebildiği bir kısım diye düşünüyorum. Evet, evet. Kentsel dönüşüme dair aslında süreçlerin özellikle mülkiyet sahipleri tarafından bir araya gelinememesi, farklı şeyler uzlaşmayla ilgili olarak farklı taleplerinin olması gibi hususlarda sürecin çok uzadığını, bazen hiçbir yere de varamadığını biliyoruz. Fakat siz şimdi tabii bu yüksek lisans teziyle bir model ortaya koymaya çalışıyorsunuz ve burada da teknolojinin çok önemli bir payı var. Diyorsunuz ki yani yaşadığımız çağ, teknoloji çağı, uzlaşma için teknolojiyi kullanabilir miyiz? Ben de burada size benim de daha önce çok da vakıf olmadığım ve sizin tezinizde birazcık daha öğrenmeye başladığım blok zincir uygulamasının açılımını yapmanızı isteyeceğim. Burada bir uzlaşma, konsorsiyum ağı kurulmasına destek olabiliyor mu? Nasıl oluyor? Nasıl bir sistemdir bu? Bize biraz anlatır mısınız lütfen? Buyurun. Tabii ki. Blok zinciri aslında bir veri yönetim teknolojisi, bir Web3 teknolojisi olarak da tanımlanıyor. Bu teknolojinin en önemli özelliği merkezi değil dağıtık olması ve verinin bu dağıtık sistem üzerinden kontrol edilmesi. Aslında bu bağlamda da şimdi bir veri dağıtık, yani merkezi sistemden kontrol edilen bir veri afete ya da herhangi bir saldırıya karşı bozulabilir. Ama öte yandan blok zincirine tabii dağıtık sistemde olan bir verinin herhangi bir afete ya da saldırıya karşı zarar görme ihtimali yok. Bunun sebebi de şu, bir tarafta veri merkeziyet, yani aslında burada şöyle bir durum söz konusu. Veri birden fazla depolama alanı içerisinde, aynı veri birden fazla depolama alanı içerisinde korunuyor.
Bundan kaynaklı olarak da kentsel dönüşüm sürecinde 2/3 imza toplama sürecinde aslında ben bu sistemi kullandım. Konsorsiyum ağları üzerinden kullandım. Bunun sebebini de açıklayayım sizlere. Şimdi blok zinciri dediğimiz sistem aslında kamusal, özel ve konsorsiyum olmak üzere 3 sisteme ayrılıyor. Kamusal blok zinciri dediğimiz sistemde blok sisteme dahil olan düğümler, ağa katılan her düğüm arasında yani bir güven problemi oluşabiliyor. Özel blok zinciri dediğimiz sistemlerde daha çok aslında şirketleşen, belli şirketler bünyesinde tercih edilebilir bir sistem. Ama biz burada bir kamu iştirak firması olarak özeli ve kamuyu bir araya getiriyoruz. Dolayısıyla sisteme herkesin kolaylıkla entegre olabilmesi gerekiyor ama öte yandan verinin de güvende tutulması gerekiyor. Dolayısıyla bizler buradan 2/3 imza süreçlerini toplarken vatandaştan bir imza alma durumunda kalıyoruz. Dolayısıyla aslında vatandaş orada bize beyan vermiş oluyor. Dönüşüm için bir beyan vermiş oluyor. Dolayısıyla verdiği o beyanın da güvence altında tutulması gerekiyor. Konsorsiyum ağları da hani yarı kamusal yarı özel şeklinde de konumlandırabiliriz aslında. Ve bu ikisi arasındaki dengeyi sağlıyor. Biz şimdi bu arada belki açmak gerekir diye düşünerek İstanbul Yenileniyor'u birkaç kez söyledik programın başından beri. Bir dijital dönüşüm platformu olarak nasıl işlediğinden de isterseniz bahsedelim. Ardından yine sözü size bırakacağım. Ve biraz da tezinizin uygulama olarak nasıl bir örneklem seçtiniz, çalışma ve araştırmanıza nasıl bir yöntem kullandınız diyerek de devam edelim arzu ederseniz. Buyurun. Tamamdır. Şimdi İstanbul Yenileniyor dediğimiz sistem aslında hak sahibi, yüklenici firmayı ve kamuyu bir araya getiren bir sistem. Dolayısıyla burada nasıl bir sistem söz konusu? Özel sektör, yüklenici hak sahipleri öncelikle sisteme başvuruda bulunuyorlar. 3 aşamalı bir sistemimiz var. Hak sahipleri sistemimize başvuruda bulunuyorlar. Ardından hak sahiplerine bir form gönderiyoruz. Bu formun karşılığında hak sahipleri 6306 sayılı kanuna esasen 2/3 çoğunluk belgesi başta olmak üzere diğer evraklarını bizlere iletiyorlar. İlettikleri evraklar üzerinden onlara bir ön teklif hazırlıyoruz. Eğer ki bu ön teklifi kabul ederlerse yine uzlaşma aşaması için onlardan 2/3 çoğunluk imzası istiyoruz. Yine temel dayanağımız 6306 sayılı kanun. 2/3 çoğunluğu bize iletmeleri dahilinde kendilerinin projelendirme, bina yıkım ve yapım aşamalarını yürütüyoruz. Apartman projelerini 1 yılda, site projelerini de 2 yılda teslim ediyoruz. Böyle bir sürecimiz var. Bunun haricinde tezimle bağdaştırdığım noktada az evvel de söylediğim gibi aslında bu 2/3 çoğunluk imza üzerinde durdum. Bunun aslında 5 numaralı görseli bir ekrana getirebilirsek temel mantığı da oradan anlatayım. Hem örneklemi nasıl seçtim, hak sahiplerinin pozisyonlarını nasıl tanımladım o şekilde anlatayım. Şimdi burada müzakere analitik yaklaşımı grafiğini görüyorsunuz. Bu grafik Helsinki Üniversitesi'nden iki değerli akademisyen tarafından 2007 yılında geliştirilen bir grafik özür diliyorum. Burada yükleniciler ve hak sahipleri iki farklı paydaşımız olarak işliyor. Tabii burada akademisyenlerimiz farklı bir şekilde hani paydaşları farklı olarak yorumlamış. Ben burada kentsel dönüşümü uyarladım. Yüklenicilerin getirisi aslında yüklenici potansiyeli ve yüklenici fazlası dediğimiz kırmızı bir alan görüyorsunuz. O kırmızı alanda yüklenicilerin çıkarları söz konusu. Ne olabilir bu? İşte kar maksimizasyonu olabilir. Mesela ülkemizdeki dönüşüm uygulamalarını düşünelim. Kar maksimizasyonu olabilir. Düşük nitelikli malzeme kullanarak yine karı artırmak olabilir. Çeşitli sebepler olabilir. Ya da işte hak sahiplerini düşünelim. Hak sahipleri ne ister? Güvenli konutlarda oturmak ister. Ondan sonra hızlı bir şekilde dönüşüm sürecini tamamlamak ister gibi belirli aslında talepleri var. Dolayısıyla bu iki bölgenin yani mavi olan hak sahibi bölgesiyle yüklenici getirisi olan kırmızı bölgenin arasında o mor kısım aslında bu iki paydaş arasındaki sözleşme setini oluşturuyor. Yani bu sözleşme seti dahilinde yani minimum bu standartlar olacak şekilde bu hak sahibiyle aslında yüklenici bir araya getirebiliyoruz biz.
olası uzlaşma bölgesi noktasının altına düşemezler. Yani o mor nokta ile gösterdiğim yer aslında anlaşmazlık noktası. Eğer ki sözleşme set, o nokta sözleşme setine doğru kayarsa, hani burada hak sahibi ve yüklenici arasındaki uzlaşmayı gerçekleştiremezsiniz. Hak sahibi ile yüklenici arasındaki grafiğin logaritmik artma sebebi de şu. Mesela bir yüklenicinin 3 tane getirisi, yani olmasına karşı hak sahibinin istediği 5 durum olabilir. Dolayısıyla 3 üzeri 5 sözleşme setinden yaklaşık 243 olması gerekiyor. Değeri o kadar aslında bir sözleşme maddesi gerekir gibi bir matematiksel işlem var burada. Dolayısıyla bu ikisi arasındaki uzlaşmayı sağlayabilmemiz için bu grafiği, hani aslında potansiyel uzlaşma noktasını bize gösteriyor. Onun haricinde test çalışmamda da kullanmış olduğum sistemde de yine İstanbul Yenileniyor Projesi'nin toplantı verilerini irdeledim. O toplantı verilerinden hak sahiplerinin ve yüklenicilerin olası durumları üzerinden bir sosyal etki analizi yaptım aslında. Bir istigava diyagramı oluşturdum. Burada bir neden sonuç ilişkisi kurguladım. Bu kurguladığım istigava diyagramı üzerinden bir uzlaşma süreci modeli geliştirdim aslında. Yani burada sorguladığım nokta şu oldu. Bu hak sahiplerinin 2/3 uzlaşma sürecini ben sistem içerisinde nasıl hızlandırabilirim? Bu şekilde. Peki nasıl hızlandırabiliyormuşsunuz diye sorayım. Çünkü tam da bu nokta galiba bizi oraya getirdi. Evet. En nihayetinde siz bu modeli tezinizde çok detaylı bir şekilde anlatıyorsunuz. Bize de hazırladığınız bazı grafikler ve şemalar vardı. Belki onlara da biraz destek alarak anlamamızı kolaylaştırması açısından hem bu modelin nasıl çalıştığını, hem değerlendirmelerinizi ve de aslında her yöntemin muhakkak kendine göre bazı kısıtları vardır. Varsa kısıtlarına dair yorumlarınızı almak isterim. Buyurun. Tabii ki. 8 numaralı görseli getirebilir miyiz ekrana? Bu konsorsiyum ağlarını oluşturuyor. Tümden gelim yaparak ilerleyelim. Şimdi az evvel söylediğim sistemde ben konsorsiyum ağlarını kullandığımı belirtmiştim. Çünkü konsorsiyum ağlarında da az evvel söylediğim gibi yine özel ve kamusal olan iki farklı ağ mekanizmasını bir arada çalıştırabiliyordum. Burada ilk etapta İstanbul Yenileniyor Sistemi üzerinde bir merkezi konsorsiyum birliği oluşturdum. Buradaki merkezi konsorsiyum birliği yüksek öncelikli ağ düğümlerini kapsayan bir birlik. Bu birlik doğrulama ve transfer işlemlerini yapıyor. Doğrulama işlemi şu şekilde oluyor. Ağa gelen yeni hak sahibi ve yüklenici düğümlerini doğruluyor. Transfer işlemini de yine akıllı sözleşmeler üzerinden yürütüyor. Yine bir sonraki görsele gelebilir miyiz acaba? Burada da ikinci, üçüncü ve hatta dördüncü konsorsiyum birlikleri var. Yeşil olarak gördüğünüz düğüm sistemdeki operatör düğümleri. İkinci konsorsiyum birlikleri bir ilçe özelinde yapılan başvuruları kapsıyor. Üçüncü konsorsiyum birlikleri tevhiden işlemleri kapsıyor. Dördüncü konsorsiyum birlikleri de aslında gördüğünüz her bir noktaya tekabül ediyor. Bu noktaların büyüklük ve küçüklükleri de site grubu ve apartman grubu olmasıyla ilişkilendiriliyor. Bu şekilde bu konsorsiyum birlikleri kendi aralarındaki veri transferi ve doğrulama işlemlerini yapabiliyorlar. Burada bir ilişki okları görüyoruz. Yani aslında burada mesela üçüncül konsorsiyum birliğine baktığımızda demiştik ki tevhiden işlemler. Dolayısıyla bu üçüncül konsorsiyum birliğindeki içerisinde yer alan düğümler, yani malikler olarak düşünebilirsiniz. Malikler birbirleri arasındaki verileri görebiliyorlar. Dolayısıyla kim 2/3 uzlaşmaya geçmiş, kim evrak yüklemiş vesaire, bu tarz verileri blok zinciri içerisinde sadece bu birlik içerisinde birliğin üyeleri görüntüleyebiliyor. Ve bu birlikler tek yönlü ilişki olarak operatör düğümlerine bağlanıyor. Aslında bu operatör düğümleri de oradaki hak sahiplerinin tekliflerini hazırlayan ve akıllı sözleşme süreçlerini yürüten kişilere tekabül ediyor. Şimdi bu akıllı sözleşme ve dijital imza olayına bir değinmek istiyorum. Akıllı sözleşmeler bir blok zinciri ağında
düğümler arasında verilerin doğrulanması işlemi için kullanılıyor. Şu şekilde oluyor. Öncelikle bir sözleşme örneği oluşturuluyor. Daha sonrasında bu sözleşme, mesela şöyle ifade edeyim bunu. Gayrimenkul sektöründe nasıl kullanılıyor onun üzerinden açıklayayım. Daha anlaşılır kılınacaktır diye düşünüyorum. Mesela Melisa Hanım, sizinle benim aramda bir mülk transferi gerçekleşecek. Normal şartlar altında siz mülkün değerini sahibinden gibi çeşitli online platformlar üzerinden yayınlıyorsunuz. Ben de size ulaşıyorum ve banka üzerinden aslında bir nakit akışı gerçekleşmiş oluyor. Ama akıllı sözleşmeler üzerinden gayrimenkul transferi nasıl oluyor? Ben işte, size bir mülk satmak istiyorum. Bunun için bir sözleşme örneği yayımlıyorum. Siz A'da benim örneğime ulaşıyorsunuz. Ardından sizin kimlik ID numaranız ve benim ID numaram konsorsiyum birliğindeki sistem üzerinden doğrulanıyor. Ardından eğer ki bu doğrulaman %51 ve üzeri ise o zaman aramızda bir transfer gerçekleşiyor. Eğer ki bizim kimliklerimiz doğrulanamazsa o zaman aramızda herhangi bir mülk transferi gerçekleşmiyor. Akıllı sözleşmeler bu şekilde çalışıyor. Aslında akıllı sözleşme dediğimiz şey de zaten bir if-else algoritmasına denk geliyor. Dijital imza dediğimiz şey de iki tip oluyor. Yani bir özel anahtarlar oluyor, bir de açık anahtarlar oluyor. Açık anahtarlarla siz sözleşme oluşturuyorsunuz, bunu ağa iletiyorsunuz. Ağla paylaşabiliyorsunuz. Özel anahtarla da sözleşmeyi imzalıyorsunuz. Aslında bu şekilde işleyen bir sistem var. Dolayısıyla burada yine operatör ve hak sahibi arasında kurguladığım sistemde de öncelikle operatör akıllı sözleşmeyi açıklıyor. Faz 1'den faz 2'ye geçmek isteyen veya faz 2'den faz 3'e geçmek isteyen hak sahibi için bunu kendi özel anahtarıyla imzalayıp konsorsiyum birliğindeki ağa yayımlıyor. Ardından ağ içerisinde %51 doğrulama olduktan sonra diğer malikler kendi özel anahtarlarıyla imzalıyorlar. Ve bu şekilde uzlaşma oranı sağlanmış oluyor. Kurguladığım sistem bu şekilde. Diğer 9, 10 ve 11 numaralı görsellere gelebilir miyiz? Şimdi burada İstanbul Yenileniyor özelinde de şöyle bir sistem oluyor. Hak sahipleri, normalde İstanbul Yenileniyor 3 aşamalı bir sistem demiştik. Faz 1, faz 2 ve faz 3 aşamalarından oluşuyor işte. Başvuru, teklif ve uzlaşma süreci. Burada yine faz 1 aşamasında hak sahibi sisteme başvuru yapıyor. Ardından form iletiliyor. 2/3 onayı alınıyor. Eğer ki burada 2/3 onayı alınması kısmında hak sahipleri arasında veraset, intikal, satış ya da dava süreçleri varsa o zaman 2/3 oranı sağlanamıyor. Dolayısıyla çünkü neden orada bir mülk transferi, mülkiyet değişimi olmuş oluyor. Dolayısıyla akıllı sözleşmenin yenilenmesi gerekiyor. Böyle bir loop oluşuyor. Faz 2'ye gelelim. Faz 2'de de şimdi hak sahibinin faz 1'den faz 2'ye geçiş aşamasında 2/3 çoğunluğu sistem içerisinde sağlaması önemliydi. Dolayısıyla burada hak sahibi evrak yükledikten sonra eğer ki evrakı eksikse temin ediyor ve temin ettikten sonra kendisine teklif çalışması yapılmış oluyor. Buradaki kurtarıcı nokta şu olmuş oluyor. Şimdi biz sistem içerisinde hak sahibinin 2/3 çoğunluk imzasını manuel olarak topluyoruz. Kendi matbu formumuz var. Bunu dijital web sistem içerisine gömdük. Hak sahipleri bunu indiriyorlar, manuel olarak imzalıyorlar. Burada şöyle problemler çıkabiliyor. İşte hak sahipleri yurt dışında olabiliyor, il dışında olabiliyor. Herhangi bir şekilde o sözleşmeye erişemeyebiliyor. Hani bu tarz durumların önüne geçmek amacıyla burada aslında ikili bir sistem tasarımı yaptım ben. Yani bir aplikasyon olarak tasarladım bunu. Aynı zamanda web üzerinden görüntülenebilir. Yani dolayısıyla aslında internetin olduğu her yerde bu sistem çalışır oluyor. Dolayısıyla da 2/3 çoğunluğu otomatik olarak hak sahibi sağlamış oluyor. Bizler burada manuel olarak herhangi bir işlem yapmamış oluyoruz. Herhangi bir sayım işlemiyle uğraşmamış oluyoruz. Hak sahibi sisteme faz 2'ye tekrar gelebilir miyiz? Evrak yükledikten sonra kendisine fiyat teklifi iletiliyor.
Ardından iki bölüm 3 onayı alındıktan sonra yine aynı akıllı sözleşme ve dijital imza koordinasyonuyla tekrardan bu sefer mimari proje çalışması yapılıyor. Faz 3 kısmına gelebilir miyiz? Faz 3 kısmında en önemli nokta şu. Şimdi bir hak sahibine mimari çalışma yapılması için indirgenmiş nakit akışı yöntemini burada önerdim. Buna önerme sebebim de şu. Şimdi kamu kaynakları sınırlı ve İstanbul yenileniyor. Bir kamu iştirak firması bünyesinde yürüyen bir sistem. Sınırlı kamu kaynakları içerisinde dönüşebilecek projelerin saptanması adına aslında indirgenmiş nakit akışı yöntemini kullandım. Bu işletmeden gelen bir yöntem olmakla birlikte indirgenmiş nakit akışı modeline göre yapılan bir fizibilite kurgusunda net bugünkü değer hesabı pozitifse o projenin artık uzlaşma aşamasına mimar proje çalışması yapılabilir anlamını taşıyor. Eğer ki bu negatifse o zaman hak sahibinin süreci İstanbul Yenileniyor içerisinde sonlanmış oluyor. Bu şekilde de bir süreç akış diyagramı kurgusuna gittim. Sevgili Şiba, emeklerinize sağlık. Gerçekten çok kıymetli ve aynı zamanda da sizin, biz tabii program öncesinde çok kısa da olsa sohbet etme fırsatımız oldu. Hakikaten interdisipliner. Sizin farklı disiplinlere de dokunmanızı, değinmenizi ve biraz yöntemsel olarak onlardan da bir şeyler öğrenmenize muhakkak vesile ve aynı zamanda da sebep olmuş. Bu da bizim alanın aslında özellikle planlama disiplininin diğer disiplinlerle ne kadar çok dirsek teması kurarsa sistemleri de o kadar belki de ayakları yere basar hale getirebildiğinin güzel bir örneği olmuş doğrusu. Sizin eklemek istediğiniz herhangi bir husus yoksa ben çalışmanızı bizlerle paylaştığınız için teşekkür edeceğim size ve bugünkü programı kapatacağım. Ama eklemek istediğiniz bir şey var mı diye de sorayım tabii bitirmeden evvel. Şöyle aslında hani tasarlamış olduğum sistemin belli başlı kısıtlılıkları var. Yani en basiti bu sistem deprem olmayan bir senaryoda, yani her şeyin optimum olduğu bir senaryoda kurgulandı. Dolayısıyla deprem olduğu hani bir senaryoda bu süreci ne kadar hızlandırır, bunun test edilmesi gerekiyor. Yani en büyük kısıtlılıklardan biri bu. Onun haricinde mesela kurumların burada koordine bir şekilde çalışması gerekiyor. Yani burada tek başına İstanbul Büyükşehir Belediyesi ya da tek başına bir hak sahibi bir şey yapamaz. Dolayısıyla burada kurumlar arası koordinasyon önemli. Çünkü kurguladığım sistemde de hani hak sahiplerinin tapu verilerini ben çekeceğim ve bu tapu verilerini çekmek için aslında benim Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile birlikte iş yürütebiliyor olmam gerekiyor. Ve daha sonrasında ilerleyen aşamalarda hani ilk ben burada faz 3'te indirgenmiş nakit akışı yöntemine göre hani kamu kaynaklarının kısıtlı olduğunu düşünerek dedim ki hani manuel olarak aslında burada karar veriyoruz. Hani herhangi bir dijitallik o faz 3 aşamasında ne yazık ki yok. Geliştirilmesi gerekiyor. Burada daha sonrasında eğer ki sistem yapı bilgi modellemesi gibi çeşitli sistemlerle entegre edilebilirse belki hak sahiplerine sanal ortamda gerçekleştirilecek proje gösterilebilir. Ve bu proje üzerinden belki hani kamu özelinde dönüşüme gitmeyebilirler ama hani özel sektör özelinde bir danışmanlık işi danışmanlık almış olurlar ve bu isteklerini esas bir projelendirme yapılabilir. Eklemek istediklerim şu aşamada bu kadar. Yani arkadaşlarımızdan soruları olursa destek olurum seve seve. Çok teşekkür ederiz sevgili Şiba. Sosyal medya üzerinden yaptığımız paylaşımlarda zaten sizin hesaplarınızı da etiketledik ve teziniz de tabii bitmiş olduğu için YÖK'ün tez merkezi tabii üzerinden erişilebilir. Soruları olursa izleyenlerin ve dinleyenlerin size ulaşabilirler. Bu açık çağrıyı da böylelikle onlara iletmiş olalım. Ben emekleriniz için tekrar çok teşekkür ediyorum. Bugün bu çalışmayı bizlere anlattığınız için ve bizlere bir yol gösterdiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Müsaadenizle bu haftaki programı böylelikle kapatmak isterim. Ben teşekkür ediyorum. Bana tekrardan bir avantaj sağladığınız için ayrıca teşekkür etmek isterim. Sağ olun. Gelecek hafta Pazartesi Mekan ve İnsan'ın 277. bölümünde Profesör Doktor Çağatay Keskinok
Irmak Yavuz Özgür ve Eren Efeoğlu ile Koç Üniversitesi yayınları tarafından basılan Yansen ve Ankara başlıklı kitap çalışmaları üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Geçmiş Mekan ve İnsan sohbetleri için Mekan ve İnsan'ın YouTube ve Spotify kanallarına abone olmayı ihmal etmeyin. İyi akşamlar.